Diplomatik girişimlerle çözeceğini, savaş istemediğini, savaşa kesinlikle taraf olmadığını söyleye söyleye yaptı bütün bu işgal girişimlerini. Rusya'nın Putin'in açıklamalarına inanmak gerçekten bir çocuğun masallara inanmasından daha berbat bir duruma işaret etmektedir. Rusya şimdiye kadar yapmış olduğu hiçbir anlaşmaya riayet etmemiştir. Halkların iradesine hiçbir surette saygı duymamıştır. Dün Çeçenistan'da Grozny'yi yerle bir eden, dün Suriye'de Halep'i, Hama'yı, Humus'u, İdlib'i yerle bir eden, bugün Kiev'i, Kırım'ı, Donbas bölgesini yerle bir etmeye kalkışmaktadır. Rusya yeni bir cinayete, yeni bir katliama, yeni bir işgale soyunmuştur. Kahrolsun Rusya emperyalizmi! Kahrolsun Rusya emperyalizmi! İşte burada hemen yanımızda bulunan Ukraynalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ancak gözyaşları içerisinde ülkelerinin işgalini kınamak üzere Rusya konsolosluğunun önüne gelip işgali tanımadıklarını, kınadıklarını ifade ediyorlar. Biz de gerçek anlamıyla Suriye'nin işgaline nasıl karşı çıktıysak, Suriye halkının iradesinin çiğnenmesine nasıl karşı çıktıysak, aynı şekilde ve aynı oranda Ukrayna'nın işgal edilmesine de karşı durmaktayız. Şimdi bundan sonra ne olacak sorusu sorulmakta. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalar Rusya'yı daha bir pervasızlaştırmaktadır. NATO tarafından yapılan açıklamalar Rusya'yı daha bir pervasızlaştırmaktadır. Malum olan şey şudur. Rusya ne olursa olsun Kiev'i düşürmek ve Kiev'de kukla bir hükümet kurmak istemektedir. Çeçenistan'da Kadirov yönetimine benzer bir biçimde, Suriye'de Esed rejimine benzer bir biçimde, Ukrayna'da da kukla bir rejim kurduktan sonra elbette ki bu işgali sembolik hale getirecek ve amacına erdiğini zannedecek. Emperyalizm yenilecek! Libere!